İlimizde bu yıl mısır ekilişinde geçen yıla oranla %50 artış var. Geçen yıl 800 bin dekar civarında bir ekiliş varken bu yıl 1 milyon 200 bin dekara çıkmıştır bu ekiliş alanı. Bu tabi mısır üretiminde otomatikman bir artmaya neden olacak. Diğer taraftan da bizim üreticimiz Türkiye'de en iyi üreten illerin başında gelmektedir. Bu yönüyle de ortalama 1,5 ton birinci ürünlerde ürün almak bizim için artık kolay bir iş. Ve çiftçimiz bu mısır üretimini baştan sona A'dan Z'ye hepsini çok iyi biliyor. Ve ortalama 1,5 tonu almak artık çiftçimiz için lüks olan bir olay değil. Bunun yanında bir kısımda ikinci ürünlerimiz var. İkinci ürünlerde biraz daha düşük ortalama verimler. Onlar 800 kilo ile 1200 kilo arasında değişebiliyor. Bu bakım beslemeyle alakalı bir şey. Bunların hepsini topladığımızda da mısır rekoltesinin yıllara göre çok değişmeyeceğini düşünüyoruz. İlimizde hem birinci ürün hem ikinci ürün mısır hasatları tamamlandığında yaklaşık 1 milyon 200 bin dekar ekiliş alanından 1,5 milyon ton civarında bir ürün rekoltesi bekliyoruz. Bu da yıllık ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlamaktadır. Biliyorsunuz hem dünyada yaşanan gelişmeler hem de ülkemizdeki yaşanan gelişmeler mısır üretiminin de ne kadar önemli olduğunu bize bir defa daha ispatlamış oldu. Bu yönüyle de Adana endüstriyel ürünlerde Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden birisi haline gelmiştir. Mısır piyasada normalde 5,2-5,3 seviyesinde giderken bakanlığımız 5,7 fiyat açıklamasıyla da mısır üreticisini rahatlatmıştır. Şu an piyasa bunun üzerine kurulmuş. Özellikle çiftçilerimizin birçoğu lisanslı depolara ürünlerini döküp istediği zaman ürününü paraya çevirebiliyor. Borsa şu an çok ileri düzeyde artık bu işlemleri yapmakta. Çiftçimizin birçoğu da bu imkandan faydalanmakta. TMO'ya, lisanslı depolara ürün dökenler bu ürünlerini bulundurduğu süre içerisinde de devletimiz hem desteğini yapıyor hem de bunların satışına kadar da çiftçilerimize destek vermeye devam ediyor. Bu yöntemle mısır üreticisini çok rahatlatmış ve piyasada da ciddi şekilde bir karşılık görmüştür. Bu yönüyle de hem bakanlığımıza hem de TMO yetkililerine de çiftçilerimiz adına biz de teşekkür ediyoruz. Daha önceki yıllara göre yine güzel, bereketli yıl oldu. Çiftçilerin ağzından duyduğumuz buna şükür demesi. Fiyatlar geçen yılkine göre %200 daha fazla arttı. Girdi maliyetleri yüksek olduğu için ona göre de fiyat aldılar zaten. Şu an Mısır'da hani fiyat konusuna şikayet eden kimse yok. Yani şu an çiftçi de memnun bu durumdan. Herkes memnun şu an. Bakan iyi aldı. Bakan yeni almadı. Fiyatlar da çok güzel. Geçen seneye bakar değerlendirecek olursan geçen seneki fiyatla şimdikini kıyaslarsan fiyat güzel. Bize gelen getiren müşterilerimiz hepsi yüzleri gülüyor. Çoğu memnun yani aldılar. Hepsinin yüzü gülüyor. Yani buraya gelen çiftçilerimizden hiç ben alamadım falan diyeni görmedik yani. Biz kendi fabrikamıza gelen çiftçilerimizden bahsediyorum. Çiftçiye ne kadar devletimiz o kadar destek verirse çiftçimiz o kadar eker.